Merhaba, Ahmet Bey oğlumuz. Oo, merhaba Hüseyin amca, iyisin inşallah. Çok şükür, sen de iyi görünüyorsun. Geçinip gidiyoruz işte, eyvallah. Bizim Manav Hasan'ın oğlu Ahmet değil mi bu? Evet, o. Almış yürümüş maşallah. Allah yürü ya kulum demesin bir defa. Öyle ahım şahım bir tahsili de yok ama... ...kocaman bir şirketin müdürüymüş. Hasan'ı görme. Ağzı kulaklarına varıyor. Oo, hoş geldin Ahmet abi. Babam nerede? Biraz evvel halden mal getirdi. Yorulmuş meyhaneye kadar gidiverdi. İçmek için her zaman bir bahane bulur zaten. Afiyet şeker olsun baba. Çırak mı söyledi? Yok canım. Seni dükkanda göremeyince anladım. Tembih etmiştim o salağı. Bir kere de kendine tembih etsen... İçme yeter desen... Başlama gene! İyi gördüm seni! Bomba gibiyim! İşlerim yolunda, cebim para dolu! Tek bir derdim sensin! Niye ben dert oluyormuşum? Yaşın 60'a geldi! Hala çalışıp duruyorsun! Sonra da şu içkiden medet umuyorsun! Oğlum haklı Hasan Usta, ne me lazım? Sen işine baksana be! Burası okul mu yoksa meyhane mi? Ha, bir kat tutacağım sana. Daha iyi ip döşeyeceğim de. Emrine bir de adam vereceğim. Bundan böyle sırt üstü yatıp keyfine bakacaksın. Böyle bir oğlum olsun, 1 milyon da borcum olsun. Allah korusun! Ben ne işimden, ne köyümden, ne de içkimden ayrılırım. Ama biraz da beni düşün. Gücüme gidiyor. Babamı yaşlı gününde rahat ettiremedim diye kendi kendimi yiyorum. Yok, böyle konuşma. Sen beni çok mutlu ettin. İt kopuk alayına karışmadın. Baş müdür oldun. Seninle iftihar ediyorum. Hadi bakalım, yolun açık olsun. Hem böyle ikide bir de iç yağlığımı yüzüme vurma. Gözüme duman kaçırma. Ha, bir gün gel de al gezdir beni. Ama önceden haber ver. Yeni elbiselerimi giyeyim, sinek kaydı tıraşımı çekeyim. Ha? Olur baba. Hadi oğlum. Hey, bana bak! Başka şişe isterse verme sakın! Yoksa bu dükkanı alır, sana da sütlaç sattırırım. Hadi eyvallah! Vay teres vay! Ahmet! Nasılsın? İyiyim, çok şükür. Gidiyor musun? Gidiyorum ya. Bizim sokaktan geçmedin. İşim var acele. Birkaç dakika için babamı görmeye gelmiştim. Koptun gittin buralardan. Hani baban olmasa hiç gelmeyeceksin değil mi? Gelmeyeceğim. Ya, benim için de gelmez misin? Kırılma Hülya hemen. O bir zamanlardı. Sahilde, sokakta yolunu gözetlemek, elini tutmak yetiyordu. Fazlasını istedin mi ki? İstemedim, isteyemem. Niçin? Annem de sever seni. Geçen gün babamla lafını ediyorlardı. Ben evlenemem bu ara. İşim, gücüm, muhitim, istikbalim. O işler, paralar seni benden kopardı zaten. Şurada babanın yanında manavlık etseydin... Ayrılır mıydık? Gözün benden başkasını görür müydü? Tabii, şimdi yeni muhitinde zenginler, boyalı boyalı sosyete güzelleri... Uzatma, git artık! Bizi bir arada görmesinler, dedikodu çıkarmasınlar. Hadi arabiye süsler abiler, arabiye süsler, incik boncuk, incik boncuk! Bir yardımcı, bir de sen. Başkasını istemem. Sandıkları kim taşıyacak? Orasına karışma. Parayı kimden alacağım?
Benden. Ne zaman? Malları teslim edince. İşimizi bilelim diye soruyorum. Aklımdan bir şey geçmesin. Geçti bile. Hadi şimdi kaybol. Voltan al bakalım. İş yerinde birbirimizi 5 dakikadan fazla beklemek yok, tamam mı? Tamam. Hadi arabaya süsler abiler, incik boncuk, incik boncuk! Dönüşte hemen uğrama. Olur. Her ihtimale karşı biraz dolaşır, sonra gelirim. Merak etme. Sonra beni gör. Mustafa'dan başka kimse yok. İndirin. İkimiz mi taşıyacağız? İndirin dedim. İndir sandıkları. Hesabı görelim evvela. Say istersen. Bereket versin. Bereketini gör. Hadi bana müsaade. Ötekilerine taşısana, bahşişini ayrı veririm. Yardıma geldik.
Geç kaldınız. Bitti işim. Yorulma boş yere. Biz taşırız. Öbür sandıkları da çıkart arabadan. Arkadaşa zahmet olmasın. Durun bakalım. Tabutunuzu kim taşıyacak? Biri bulunur elbet. Sen üzme tatlı canını. Arabadan sandığı çıkart. Yürü lan, yat yere! Ha işte böyle, köpekler gibi! Hızlan lan! Şimdi ne olacak? O iki köpeği iyi tanırım. Senin adamların olduğunu da bilirim. Ne diyorsun sen? Açıkla da anlayalım. Ufak ufak dümenler çeviriyor, 3-5 kuruşun yolunu buluyordun. Sesimizi çıkarmıyorduk. Ama şimdi bitlenmeye başladın anlaşılan. Bize kadar uzanmaya kalkıştın. Eceline kaşınma Cemal. Bu defa bizimkilere söylemeyeceğim, unutacağım. Ama bir daha çıldırırsan sürerim seni bu şehirden, anlaşıldı mı? Ben yaşasan böyle gittiğim müddetçe sırtımızı kimse yere getiremez. Şımartıyorsun beni şef. Kısa zamanda işin inceliğini kavradım. Zekana, kuvvetine, hele cesaretine hiç laf yok. Sağ kolumdur Ahmet benim. Emirlerini ben söylemişim gibi dinleyeceksiniz. Bundan sonraki iyi günler için. Haftaya bir parti mal daha gelecek. Başka taraftan. Mükemmel. Alıcı da hazır, bugünkü mallarla birlikte sevk edeceğiz. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Şimdi git, keyfine bak. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Oyun kulübü ne alemde? Saat gibi çalışıyor. Ha, sen de şu parayı al. Görüşanki Manop. O da senin olsun. O halde iki defa teşekkür ederim. Sizler de hisselerinizi alın bakalım. Güneş neymiş karanlıkta görenler için? Merhaba. Hoş geldiniz. Buran hanginiz? Ben. Arpayı bana vereceksin. Elden gel bakalım. Thank you.
sandıkları yerleştirelim. Yardım etmek yok mu? Bize verilen emir bu kadar. Hadi eyvallah. Bu ilk işimiz sizinle. Dilerim devamlı olur. İleride çıkartırım bunun acısını. Hadi çabuk olalım. Kimse kıpırdamasın. Devriye arabası görmüş sizleri. Arama yapacağız. Silahını çekmek için bir sebep var mı yoksa? Aç şu sandıkları bakalım. Lüzum yok efendim. Gidelim. İşte 50.000 lira. Konuşacak olurlarsa vuracaksın. Hiç merak etme sen. Ağızlarını açmadan geberverler. Geberecekler. Sonra bir daha görüşmeyeceğiz. Görüşmeyeceğiz. İşi bitirip gideceğim. Başın sıkılırsa, derde girerse memlekete bir haber sal gene. Ya beceremezsen? Olur mu hiç? Silahımız şaşıracak olsa yaşatırlar mı bizi? Hakkınızdaki iddia ve ısrar edilen suçları dinlediniz. Buna karşı ne diyorsunuz? Aynen kabul ediyor musunuz? Yoksa müdafaanız için bir vekil talep edecek misiniz? Suçumu kabul ediyorum efendim. Lanet olsun, seni gibi evlat olmaz olsun. Bu tabanca ve mermileri kimden aldınız? Size soruyorum. Tanımadığım biri verdi efendim. Kimdi bu malzemeyi veren? Nasıl bir adamdı? Pek hatırlamıyorum efendim. Kime? Kimlere teslim edecektin? Onu da bilmiyorum efendim. Adam bana kumsalı tarif etti. Malzemeyi oraya bırakıp kimselere görünmeden geri dönecektim. Paramı da peşim verdi. Ben de bir kamyon kiraladım. Yardım etsin diye de bu arkadaşı aldım yanıma. İşin ne olduğunu bile söylemedim ona. Masumdur. Hiçbir suçu yoktur. Masum diyorsun. Daha polisleri görür görmez tabancasına sarılmış. Demek ki kamyonda kaçak mal olduğunu pekala biliyordun. Biliyordun değil mi? Suç işlediğinin farkındaydın. Şey olacak. Tabancayı korkudan çektim. Şaşırmıştım. Sanıkların yalan söyledikleri ve inkar yoluna saptıkları açıkça görülüyor Sayın Başkan. Susmakla müstahak oldukları cezanın daha da ağırlaşacağını bildiklerinden şüphemiz yoktur. Buna rağmen konuşmuyorlar. Bu işin altındaki diğer suçluları gizlemek istiyorlar. Sadece para karşılığı, cemiyete karşı bir takım kimseleri silahlandıran bu iki sanık, susmakla her türlü yardım, insaf hislerimizi de yok ediyorlar. Adaletin huzurunda kendilerinden bir defa daha soruyorum. Her şeyi açıkça anlatacak mısınız? İtiraf edecek misiniz? Bütün bildiklerimi anlattım efendim. İddia makamının başka ilave edecek hiçbir sözü yoktur. Karar yüksek heyetinizindir efendim. Gereği düşünüldü. İki kaçakçı 8'er yıla mahkum olmuş. Bu Ahmet Umdum'dan da yaman adammış doğrusu. Bu zamanda böyle baba yiğit az bulunur. Helal olsun. Başka türlüsü de aramızda barınamaz zaten.
Hapishanede bütün ihtiyaçları temin edilecek. Bilhassa Ahmet'in bir dediği iki edilmeyecek. Benden de selam söylersiniz gizlice. Dışarıda da kimleri varsa onlar da memnun edilmeli. Cemil'in bir kız kardeşi vardı galiba. Parar buluruz. İşler ne olacak? Bu ara paydos. Polisin ne yapacağı belli olmaz. Şüpheyi üstümüze çekmeyelim. Ahmet gibi birini bulmaya çalışalım. Pek ümidim yok ama gene de arayalım. Merhaba. Abimi görmek istemiştim. Gelmedi. Hasta mı yoksa? Utanıyor. Sana bakacak yüzü yokmuş. Şimdi mi aklı başına gelmiş? Selam söyledi. Bir daha gelmesin, buraları görüp bilmesin dedi. İstediği bir şey var mı? Söylemedi. Mektup yazacakmış sana. Sen girdin onun aklına şeytan gibi. Sana uydu değil mi? Evet. Allah'ından bul. Daha beter ol. Yalnız Cemil'i değil beni de yaktın. Tek başıma ortalarda bıraktın. Söyle, dök işini, bağır. Ne söylesen haklısın. Yazık ki elimden daha fazlası gelmiyor, bir faydam olamıyor. Alışıksın tabii. Geberirsin inşallah. Başkalarını da zehirleyemeden geberirsin de kurtuluruz. Bize ettiklerini kim bilir kimlere de yapmışsındır. Yaptım ya. Birine daha yaptım. Hem de nasıl birine. O senden daha beterdir şimdi. Öl evladım babası, hiç olma daha iyi. Doğru. Vaktin doldu Ahmet. Hazırlan. Geçmiş olsun abi. Allah bir daha göstermesin abi. Sağ olun. Şu hafta tam zamanında yetiştiğimdi adımız hani. Öyle oldu. Hemen gidelim buradan abi. Nereye? Nereye olacak abi, patrona? Osman Bey dört gözle bekliyor seni. Kendisi gelmedi, anlarsın ya. Anlarım. Azıcık bozuk sanayım. İçerideyken yardımını kabul etmedin diye. İhtiyacım olmadı. Olur mu hiç? Senin gibi adam her yerde yolunu bulur. Buyur. Gelmeyeceğim. Anladım. Önce başka bir yere uğramak istiyorsun. Hiç gelmeyeceğim. Bu ne biçim söz? Bu dört yıl çok büyük bir ders oldu bana. Tövbe ettim. Olur mu Ahmet abi? Sensiz perişan olduk. Bir kuruş maaşa talim yaptık bu kadar yıl. Cemil geçen hafta tahliye olur olmaz geldi. Patronun elini öptü. Dedi ki... Siz de benim tarafımdan elini öpün, teşekkür edin ve deyin ki... Olmaz! Kendin gelir söylersin. Çok uzattınız. Belki uğrarım bir gün. Uğrayamasam beni mazur görsün.
Merhaba Hüseyin amca. Hayrola, otomobilin nerede? Bilmem. Çıktın mı delikten? Çıktım çok şükür. Öyleyse yakında gene paran da olur arabanda. Öylesi olmaz artık. Olur olur, otomobilsiz duramazsın. Geç değil. Cahillikmiş. Bari yüzüme vurmayın. Bir şey mi dedik canım? Sanki onun iyiliğinden başka bir şey istiyoruz. Ahmet. Merhaba Şevket abi. Görünce gözlerime inanamadım. Buralara bir daha gelmez diyordum. Gitmek yok bundan sonra. Herkes hata yapar. Herkes yanlış yola düşebilir. Sonra pişman olunca eski defteri kapatıp atar, baştan başlar. Camın hükmü çatlayıncaya kadardır derler. Huylu oyundan vazgeçer mi hiç? Sana da eyvallah. Babana gidiyorsan dükkana uğrama boş yere. Sahile bak bir kere. Elinde rakı şişesi kendi kendine konuşuyordu zavallı. Bizlerle merhabayı kesti nedense. Sanki bizim oğlumuz hapse girmiş. Aldılar mı seni? Seni içeri attıkları zaman çok çok dua ettim Allah'ıma. İyi ki beni sana kısmet etmemiş. İyi ki. Babası kocaman bir fabrikada ustabaşı. Namuslu. Evimiz de kendimizin. Ya bu çocuğun babası sen olsaydın? Allah korumuş. Ah, ah! Ömrü boyunca başı önünde dolaşacaktı. Neyse. Seni yolundan tutmayayım. Sıkı sıkı sarılmak, yanında kalmak, bir daha hiç ayrılmamak. Dinle beni. Bütün köyün eğlencesi olmayalım. Başını al git buradan, git. Hemen git. Baba. Babanım. Ama sen oğlum değilsin artık. Senin gibi bir oğlum yok, yok. Bütün köye rezil ettin beni. Hepsi benimle alay etti. İyi dayandım ha, kaçmadım. Kaçsam ne faydası olurdu? Nereye kaçsam? Nereye gitsem, alnımda senin ismin yazılıydı. Bitti baba. Tövbe ettim. İnan, affet. Hayır, affetmem seni, affedemem. Hırsız kaçakçı Ahmet. Az mı çektirdin bana? Ben de çektim baba. Bilemem, inanamam. Bir defa inandım sana, ne oldu inandım da... ...yenisine yokum. Bir defa için affetmez misin? Yapma, etme baba. Bari sen beni o hayata itme. Bir yere tutunmak, kalmak istiyorum. Başka yerlere git. Cezanın yarısından kurtulmuşsun işte. Hükümet affetmiş. Ama ben affedemem. Hiç mi affetmez? Bilemem. Hele zaman geçsin, göreyim, inanayım iyice. Göreceksin, inanacaksın. O zaman ben bulurum seni. Koşa koşa gelir bulurum. Atılgansın değil mi? Evet.
bizimle geleceksin. Neden? Ne oldu, ne yaptım ki? Bunu merkezde öğrenirsin. Gidelim. Hapisteyken yaptığım teklifi tekrar ediyorum. İyi düşün, öyle karar ver. Yapamam. Bak Ahmet, bu kadar büyük bir işi senin kurmana, tek başına idare etmene imkan yok. Perde arkasında mutlaka başka birisi veya birileri vardır. Mahkemede bütün bildiklerimi anlattım. Cezamı da çektim. Olanları unutmak, dürüst bir insan gibi yaşamak istiyorum. Bir manavın oğluydun, fakirdin. Sonra Osman'ın gazinosuna girdin, bir anda bütün hayatın değişti. Mükellef döşeli bir ev, lüks otomobil, kadınlar... Seni yakaladıktan sonra ilk işimiz evinde arama yapmak oldu. 50.000 liradan fazla nakit para bulduk. Bunların hepsi bir gece kulübünde müdürlük yapmakla mı oluyordu? Aldanmadığımı çok iyi biliyorum. Osman'ın düşmanlarından da birkaç ihbar aldım ama kıstıramadık. Her türlü kaçakçılıkla uğraştığını biliyoruz. Er geç elimize düşecek. Düşmeli! Bütün bu söyledikleriniz doğru olabilir ama benim haberim yok. Gizlemiş olacak. Bir an için doğru söylediğini kabul edelim. Şimdi gene Osman'ın yanında çalışacağına göre bundan sonra öğreneceklerini... Hayır, çalışmayacağım. Niçin? Gizli kirli işler yapmadığına göre Osman'ın yanında neden çalışmıyorsun? Sabıkalıyım artık, beni istemez. İstemese bugün adam yollamaz, çağırtmazdı seni, öyle değil mi? Ben gammaz değilim. Hiç kimseyi ihbar edemem, öyle görmedim, yetişmedim. Pekala Ahmet. Şansın açık olsun. Doğru mu söylüyor acaba? Hı? Bilmem. Anlayacağız. Gene merhabalar abicim. Bu defa ne var? Osman Bey'in selamı sevgileri var. Seni muhakkak bekliyor. Zorla götüreceğiz. Zorla mı? Bize kızma Ahmet abi. Emir kuluyuz. Patronu bizden iyi tanırsın. Bir şey istediğimi mutlaka yapılmasını bekler. Ya gelmezsen? İş açma başımıza. Asya'na silah çekmişim ha kendime. Saygımı bilirsin. Geliyorsun diye. Hadi aslan abici. Şükür kavuşturana, nihayet geldin. Ah, ne kadar sevindiğimi bilemezsin, bilmez miyim? Aslan gibisin. Sen de iyisin patron, hiç değişmemişsin. 4 sene oldu ha? İnanamıyorum, sanki dünmüş gibi. Bu kadar ısrarla beni zorla getirmenin sebebi ne? Seni görmek, konuşmak, teşekkür etmek... Bir ihtiyacın varsa derhal yerine getirmek istedim. Ve... yeni işler için yoklamak, öyle değil mi? Seni bunun için severim. Daima zeki ve atiksindir. Ben yokum. Bu işlerin topuna çaprazı çektim. Neden? Hayatımın en güzel 4 yılı zindan köşelerinde geçti. Babam perişan oldu. Herkeslere rezil oldum, bakamaz oldum. Bu yolların çıkmaz olduğunu anladım. Ne kadar uzun gidersen git, sonunda bir duvara tosluyorsun. Bu defa ucuz atlattım ama çok korktum. Sen mi? Ben serbest, rahat, uzun yaşamak istiyorum. O aksilik bir defa olur. Bundan sonra daha hesaplı, daha ihtiyatlı çalışırız. Ekmeğini yedim, karşılığını ödedim. Son sözümü de söyledim. Hadi eyvallah. Bu kadar kolay gidemezsin.
Biz istesek de ayrılamayız, kopamayız. Seni bırakırsam her an şüpheyle, korkuyla yaşarım. Her şeyimi biliyorsun. Bütün gizli işlerimi, çalışmalarımı, yerlerini... Bundan ne çıkar? Bir gün yanılabilirsin, boş bulunabilirsin, hatta bana düşman bile olabilirsin. Sonra da ele mi veririm seni? Gammazlık mı yaparım? Dünyada olmayacak şey yoktur. Onun için seni daima yanımda, emrimde görmek isterim. Şimdi yattığım yıllara, ettiğim mertliğe acıdım. Değmezmiş. Hala şüphe ediyorsun demek. Şüphe değil, rahat etmek istiyorum. Bilseydim gelmezdim. Olduğun yerde dur! Kendine gel patron! Tövbemi bozdurma bana! Tövbe tövbe palavra! Bu hayattan kopamazsın! Başında düşünseydin, girmeseydin! Kıpırdarsan vururum! Hadi vur! Hani yaşamak istiyordun? Eğer senin tabancanla öleceksem, böyle hayat eksik olsun. Babana acı bari! Babanı da yaşatmam. Doğru mu söylüyorsun? Yapar mısın? Hı-hı. Hapishane sinirlerini yıpratmış senin. Yakında eskisinden sağlam olacaksın. Git, gez, eğlen bir müddet, giyin, kuşan, bir de kat tut kendine. Birkaç dilberinde hatırını sor, sonra gene konuşuruz. Bir dakika. Seni dinliyorum. Cemil'in peşindeydik patron. Emniyet müdürlüğüne gitti. 20 dakika sonra çıktı. Telaşlı bir hali vardı. Boşuna şüphe etmemişim. Ona hiçbir şey hissettirme. Git bul bana yolla. Hayır hayır, buraya olmaz. Her zamanki buluşma yerine. Ahmet'i de boş bırakmayın. Ondan şüphe etmem ama ne olur ne olmaz. Merhaba Cemil. Beni çarpmışsınız. Ani bir iş çıktı. Senin çevirmeni istiyorum. Artık tecrübeli sayılırsın. Bu işi Ahmet'le beraber yapmanı istemiyorum. İkiniz de mimlisiniz. Çok haklısınız Şef. Bir parti mal gelecek. Sen gidip alacaksın. Sonra telefonla bana bildireceksin. Hemen geleceğim. İkimiz mi çalışacağız? Bu defa mecburum. Nuri ile Rıfat depoda bekleyecekler. Milyon değerinde bir mal. Hiçbir aksilik olmasını istemem. Anlıyorum. Malı nerede teslim edecekler? Sen nereye telefon edeceksin? İyi dinle. Önce gidip bir kamyon kiralayacaksın, sonra... Bir saattir bekliyoruz, gelmeyecekler galiba. Ne malı getirdiler, ne de Osman geldi. Şüphelendiler galiba. Kimden? Senden. İmkan yok buna. O halde vazgeçtiler. Belki de bir aksilik oldu, işi iptal ettiler. Beklemekte fayda yok, biz gidiyoruz. Durumu telefonla bildir bize. Bildiririm. Eğer iş başka güne kalmışsa haberimiz olsun. Olacak.
Siz miydiniz? Patron nerede? Beklemekten iflam kesildi. Vaziyet değişti. Patron depoya gitti. Bizi gönderdi. Malları başka yere getirecekler. Ne zaman? Şimdi. Nereye getirecekler? Bizi takip et anlarsın. Benzinim az. İleride doldurursun depoyu. Zamanında geldin. Ben de senden konuşmak istiyordum. Söyle, kendine geldin mi? Çalışacak gibi misin? Henüz hayır. Vaktimiz var daha. Şimdi beni iyi dinle. Önce bak şuna. Kıymetli bir taş olmalı. Hakiki pırlanta. Bundan 10.000, 20.000 tane olduğunu düşün. Eğer istenildiği kadar mal temin edebilirsek, karşılığında bundan bir çuval verecekler. Para almak işime gelmiyor artık, tehlikeli. Bu belki son işimiz olacak. Milyonlara vuracak, sonra ortadan çekileceğiz. O zaman istediğin kadar namuslu olabilirsin. Katil, canavar! Onu sen mahvettin, katil! Sen pis, iğrenç bir adamsın, iğrenç! Dur, sakin ol, sakin ol, anlat! Dokunma bana! Sen de bundan yanasın! Onu tekrar yanına aldın, zorla, tehdit ederek! İstemiyordu, korkuyordu, bana her şeyi anlatmıştı! Öldüreceğim seni, köpek herif! Kendine gel be, sersem! Polise gideceğim, her şeyi anlatacağım! Yaptığın kaçakçılığı söyleyeceğim, asıldığını göreceğim! Dene istersen de seni cehenneme göndereyim! Dur! Dur, telaşlanma! Olanlar anlasın bakalım! Abini paramparça etmişler, dilini kesmişler! Cemil'in mi? Nerede şimdi? Hastanede! Benim arabamı al, hemen git! Ne lazımsa yap! Yapanları da öğren! Bilmiyorum. Evimizin kapısını atıp gitmişler. Yapanları bulacağım. Sabırlı ol. Olanları duydum, çok üzüldüm. Hala inat edecek misin? Osman'ı ele geçirmemize yardımcı olmayacak mısın? Kararımı evvelce söylemiştim. Osman'ın yanında çalışmayacağını da söylemiştin. Herhalde gene görüşeceğiz. Yoksu! Yok kaymak! Abim öldü. Ağlamakla, üzülmekle geri gelmez artık. Boş yere vakit geçirmeyeceğim. İntikamını ben alacağım. Kimden? Osman'dan. Yanına sokulup her şeyi öğreneceğim. Sonra da suçüstü yakalatacağım. Bu kalleşliği Osman'ın yaptığına emin misin? Evet. Belki de beraber işlediniz bu cinayeti. Neden işleyelim? Cemil bizdendi, onu niçin öldürelim? Cemil polisle beraberdi. Sizi kıstıracaklardı, anladınız, yok ettiniz onu. Doğru mu söylüyorsun?
Cemil polise birlik miydi? Öyle diyordu. Osman'ın yüzünden hapishanede çürüdüğü yılları unutamıyordu. Başının tekrar derde girmesinden korkuyordu. Şimdi dilini kesmelerinin sebebini anladım. Osman yapabilir bunu. Öğreneceğim. Eğer doğruysa... İki gündür seni de yordum, üzdüm. Artık gidebilirsin. Yalnız kalmak istiyorum. Sensiz gitmem. Yalnız bırakmam seni. Tehlike içindesin. Sana ne? Yanlış bir iş yaparsın. Öldüğüne değil, hiçbir işe yaramadan gittiğine yanarım. Korkutmaya çalışma beni. Ne seni ne de yardımını istiyorum. Haydudun birisin, parayla satılmışsın. Kötülüğe alışmışsın. Asıl senden korkuyorum. Bilerek veya bilmeyerek suç işleyen bir insan düzelemez mi? Herkes her gün her fırsatta lekemizi yüzümüze vurmak için mi yaşatıyor bizi? Yeniden aranıza karışmak, kendimi sizlere sevdirmek istiyorum ben. Mecbur etmeyin. Alnımdaki lekeyi sizin kanınızla sildirmeyin bana. Ben de sana telefon ediyordum. Polis buradaydı biraz evvel. Cemil'le ilgili tahkikat yaptılar. Yazık ki faydalı olamadım. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Niçin geldin sen? Kız nerede? Evimde. Ya kaçar da polise giderse? Gitmez, gitmeyecek. Yola geldi, merak etme. İsabet. Komiser de onu arıyor, sorguya çekecekmiş. Konuşacak olursa eski işleri ispat edemez ama ortalığı bulandırır. Bundan sonraki işlerimizi bozar. Dedim ya, öyle bir budallık yapmaya kalkarsa sözünü bitiremeden ölür. Ölüm, kan, kötü şeyler. İstemem. Güzellikle halledilmeyecek mesele yoktur. Bu ara acısı da var kızın, yapayalnız, teselliye, yardıma, şefkate muhtaç. Bu gece al gazinoya getir. Pek az gördüm ama güzel bir kız. Belki bir iş veririz. Dans, şarkı derken geçinip gider. Söylerim, gelirse getiririm. Bekleyeceğim. Tabii giderim, tabii çalışırım. Çalışır mısın? Orada mı? Evet, ne var bunda? Daha ne olsun? Sarhoşlara şarkı söyleyip göz süzeceksin. İş bu. Nasıl olsa çalışmaya mecbur değil miyim? Bol bol para kazanırım hiç olmazsa. Daha dün benim parayla satıldığımı söylemiştin, unuttun mu? Ama ben namusumla çalışacağım. Lafını bil! Bir daha da tekrar etme, namussuz deme bana! Hepinize sabrım tükeniyor! Elim tabancama giderse kurşun yetmeyecek! Biri tehditle yanında tutar, öbürü zorla gammazcı olmamı ister... ...başka biri de eski bir hesap için vurmaya çalışır! Deli olacağım be! Osman'ı çoktan toz ederdim. Babama bir şey yapmasın diye razı oldum. Bir de tövbemi bozmaktan korktum. Arkası gelirdi çünkü. Ama katil değilim ben, öldüremem. Babam bile bana el uzatmıyor. Bir o yeterdi bana. Göğsüne yaslanıp dünyaya meydan okurdum. Ama dinlemedi. İnanmadı. Nasıl namuslu olayım? Niçin? Hanginiz için? Hangi sevgi? Hangi af? Hangi hayat için namuslu kalayım? Doğru söylediğine nasıl inanayım? Ne sizi tanırım, ne de Ahmet'i. Barışırsanız ne kazancım olur? Hiç! Ama oğlunuzu gördüm, yıkılmış, bitmiş, utandım. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Bir suçun bir cezası olur. Daha fazlasını vermeye, çektirmeye hiçbirimizin hakkı yok. Hele sizin hiç yok. Seviyor musun? Kimi? Ahmet'i. Ben mi? Niçin, niçin sordunuz? Hiç. Bilmiyorsan haberin olsun diye sordum.
Buraya o mu gönderdi seni? Hayır! Duyarsa bana da kızar! Buna üzülmem! Ama kendiliğinizden affetmediğinizi anlarsa büsbütün yıkılır! Bu pis işlerin altında Osman denen herif var, öyle mi? Bilirim ben yapacağımı! Ahmet'e bir defacık oğlum deyin yeter! Benim hayatıma karşı onu elinde tutuyor ha! Görürsün sen! Gelsin mi? Gelir mi? Gönderirim! Git babanı gör! Bir daha af dile! Zorla ellerine sarıl, öp derim! Belki ben de kendimi tutamaz... ...onun ellerini öperim! Ahmet sizin için kahrolmakta haklıymış! Siz buna fazlasıyla layıksınız! Nasıl geçti şarkı provası? Fena değil. Osman da oradaydı tabii. Sordu mu beni? Uyuyor dedim. Ben gidiyorum. Nereye? Bilmem. Dolaşacağım biraz. Şeye gitsen... Nereye? Babana. Babama mı? Evet. Çok düşündüm dün gece, uyuyamadım. Biliyorum. Işığın sabaha kadar yandı. Demek sen de uyuyamadın. Belki baban da uyuyamıyordur, yolunu gözlüyordur. Ölüm haberim desene şuna. Ben olsam giderim. Kovarsa bir daha giderim. Ona nasıl muhtaç olduğumu, nasıl sevdiğimi anlatıncaya kadar giderim. Sen öyle yap. Sen niçin yapmıyorsun? Bir defacık gitmekle vazifen bitmiş mi oluyor? Şarkı söylerken mi düşündün bunları? Evet. Teşekkür ederim ama... Hiç ümidim yok. Ümidin olmasa da git. Baban o senin. Kovsa bile yüzünü görür, sesini duyarsın. Hasretini giderirsin. Oğlumun yakasını bırakacaksın. Bir defa hayatını kaydırdın... Hepimizi ona düşman ettirdin! Yeter artık! Neler diyorsunuz? Sakin olun! Buyurun, oturun! Bizler iyi insanlarız ne de olsa! Senden, senin yüzünden yattığı senelerin hesabını sormuyoruz! Ama bundan sonrasını bilemem! Keçilik edersen pişman olursun! Sizi nezakete davet ederim! Ahmet'i en az sizin kadar, oğlum gibi ben de... Ona ancak ben oğlum diyebilirim! Vakiyi dinle! Ahmet'i bırakacaksın! Bir daha adını bile anmayacaksın! Yo, bulaşacak olursan... ...Oğlumla ikimiz topunuzu duman ederiz! Sizi buraya Ahmet mi gönderdi? O hiçbir şey anlatmadı bana! Eşekliğimden dinlemedim, kovdum! Şimdi ayıldım! Gerçekleri öğrendim, haber yolladım oğluma! Affettim! Biraz sonra birbirimize kavuşacağız! Artık ecele kadar beraberiz! Allah muhabbetinizi bozmasın! Yo,
Gene kara kedi gibi aramıza girmeye kalkışırsan doğru müdüriyete giderim. Bütün cibiliyetini anlatır, iç yüzünü sererim ortaya. Ahmet'i de konuşmaya mecbur ederim. Hepinizin köküne kibrit suyu dökerim. Evi nerede Ahmet'in? Orta köyde, asfaltın üstünde, 26 numara. Bir dakika. Evi bulmanız güç olur. Adamlarım sizi arabayla götürsün. Beyefendiye gereken ilgiyi gösterin. Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Karşıdaki ev. Hangisi? Şuradaki sarı ev. Sahilde de yok. Bizimle geleceksin. Babamı görmek istiyorum. Gel dedim, göreceksin. Gene ne var? Gel. Baba. Babacığım. Ortaköy asfaltında ezip geçmişler. Oralarda ne işi vardı? Cemil'den sonra baban. Her felaket Osman'ın yakınlarını buluyor. Hala susacak mısın? Hala mertlik, erkeklik mi güdeceksin? Evet. Benim. Söyle. Ahmet morgda. Yanında polisler de var. Kendini enselemiş olan ekip şefiyle konuşuyor. O komiser peşini bırakmıyor Ahmet'in. Cemil de söylemişti, tetikte olacağız. Ahmet bizden şüphelenmişse bir çılgınlık yapabilir. Peşini bırakma. Yıllar geçiyor, fark etme sende. Dünya
Eski biz değiliz, o günler geçmiş, biz bugündeyiz. Belki bu gece varmaz sabaha, oldu olacak, doktur bir daha. Başarılar dilerim, sevgiler, Osman. Bu gece yeni bir yıldız doğdu, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ne lüzumu vardı, neden zahmet ettiniz? Zahmet olur mu hiç? Büyük bir zevk bu benim için. Hayatımda böyle bir heyecanın yeri kalmadı sanıyordum. Beni affettiniz mi? Niçin? Sizi ilk gördüğümde çok kaba davrandığım için. Öyle acı anlarda her şey söylenir. Çıldırmış gibiydin, kolay değil. Aslan gibi bir ağabeyi kaybetmiştin. Abimin bıraktığı işe de devam etmek istiyorum. Hangi işe? Her şeyi biliyorum. Ne olur anlayın beni. Sizden olmak istiyorum. Kadın olduğuma bakmayın. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Ne demek istiyorsun sen? Ben de abim gibiyim, aynı kandanım. Para için yapmayacağım hiçbir iş yoktur. Nen var Ahmet, kötü bir şey mi oldu? Babam ölmüş. Ne diyorsun, ne zaman? Bugün, öğlene doğru. Çiğnemişler. Ne isterler babamdan, kim öldürebilir ki? Öğreneceğim. Katilini bulacağım elbet. Ben de elimden geleni yaparım. Bulunca gebertmek boynumun borcu olsun. Başın sağ olsun, çok şaşırdım. Berbat oldum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Vakit geldi şef. Gidiyor musunuz? Evet. Bir iş vardı ama bu halle gönderemem seni, ben gideceğim. Bir şey mi oldu abimize, hasta falan mı? Babasını kaybetmiş bugün. Vah vah vah! Hiç de haberimiz olmadı, Allah sabır versin. Ecel bu, ne diyeceksin? Hepimizin başında. Doğru. Hepinizin başında. Çabuk döneceğim. Bu ara seni yalnız bırakmak doğru olmaz. Benden istediğin bir şey var mı? Bir yardımım dokunabilir mi? Evine git istersen. Teskin edici bir ilaç al, uyumaya çalış. Ne var Rıfat, niye çağırdın? Ahmet'ten uylandım şef. Bizden şüphe etmiyor, yoksa çoktan saldırırdı. Ama büsbütün boşta değil, uylanıyor sanıyorum. Cemil'in gebermesine aklı ermemişti, şimdi de babası... Polislerle çok uzun konuştu. Bana kalırsa Ahmet'in de icabına bakmak lazım. Burada olmaz, o zaman hepimizin başı derde girer. Ne yapacağız peki? Bu işi başka yerde halledeceğiz, Ahmet'i üstümüze çekeceğiz. Garson Cemal'i çağırın bana. Beni affetmeden öldü. Küs gitti. En çok buna yanıyor. Affetmişti seni. Sana anlatmadım. Anlatmayacaktım. Öyle kararlaştırmıştık. Neyi? Ne diyorsun?
Babana gittim, konuştum, her şeyi anlattım. Beni boş yere teselli etmeye çalışma. İnan ki yalan söylemiyorum. Üzgündü, içiyordu. Sonra inandı bana, sevindi. Oğlumun elini öpeceğim dedi. Baban mı? Babam. Osman'ın yanında çalışmaya mecbur olduğunu söyledi, müthiş şiddetlendi. Benim hayatıma karşılık oğlumu esir tutuyor demek dedi. Şimdi anlar gibi oluyorum. Ben de anlıyorum. Öğreneceğim. Eğer buraya gelmişse, Osman'la konuşmuşsa, gel benden. Ben de sizi arıyordum beyim. Ne var? Yaşlı biri geldi bugün, sizi aradı. Babanızmış, Osman Bey'le konuştu. Epey bağırıştılar. Eksik olma. Aman abicim, benden duymuş olma. Hemen giyin, evime git. Ben gelmeden çıkma. Kim gelirse gelsin, kapıyı da açma. Peki. Ahmet! Dikkat et kendine, olur mu? Merak etme. Peki efendim. İçeride mi? Kim? Osman olacak ergele. Yok efendim, biraz önce çıktı. Nereye gitti? Konuş! Konuş ulan! Söyleyemem, tembih etti. Konuş! Yapma, yapma, söyleyeceğim. Depoya gitti, mal gelecekmiş. Geldi efendim. Emrinizi yerine getirdim. Söyledim, şimdi geliyor. Yoldadır. İyi. Geliyormuş. Hoş gelsin, safa gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Yazık, Ahmet bana lazımdı. Kendisi kaçındı şef. Hapisten çıktıktan sonra bir tuhaf oldu herif. Geçmişini inkar etmeye kalkıştı. Korktu ödlek herif. Bütün fiyakası da içeri girene kadarmış demek. Dikkatli olalım. Onu dışarıda karşılayacağız. Gün ağarmak üzere. Uzaktan geldiğini görürüz, görür görmez de icabına bakarız. Yürüyün. Yerlerimizi alalım. Leşini ne yapacağız? Bir saat sonra kamyon gelecek, mal getirecek. Güzel, o kamyonu atar, götürüp bir çukura gömeriz. Ya polislerle gelirse? Gelsin. İçeride sadece yedek parçalar var. O ihtiyar bunağın ölümüyle de hiçbir ilgimiz yok. Üstelik bizim gibi namuslu vatandaşlara iftira attığı için de Ahmet'ten davacı oluruz. Öyle bir budalalık yaparsa polislere hemen uzaklaştırmak lazım. Kamyon silahları getirmeden, tamam mı? Tamam. Nerede kaldı be? Gelecek. İntikamla tutuştu. Ne gözü görür ne kafası çalışır. Hey! İşte şimdi yanıldın şef. Ahmet! Hanginiz çiğnedi? Hanginiz canını kıydı? Konuş ben! Konuş! Ne yaptı sarsın?
bitirdin Osman. Şimdi de sen can vereceksin. Dur, vurma. Beni dinle. İnsan gibi yaşamak istedim, bırakmadım. Ne istedin benden? Dinle, dinle! Her şeyimden ettin beni. Yaşamayı haram ettin. Ben de sana edeceğim. Bir teklifim var. Bütün servetimin yarısı senin olsun. Barışalım, ortağım ol. Krallar gibi yaşa. Ölmeyeceksin, korkma. Yaşayacaksın. Benden beter yaşayacaksın. Hesap vereceksin. Delilik etme. Milyonlarım var benim. Bir hiç için bunları sokağa atamazsın. Boş. Her şey boş. Bizim hayatımız kaymış bir defa. Şeytanın kurbanlarıyız. Baştan düşünmek lazımmış bu yolu. Şimdi yaşamak için öldüreceksin. Çalacaksın. Silahtan başka arkadaşın, korkudan başka kimsen olmayacak. Hayrola abi, ne var, ne oldu? Kıpırdama! Şükür seni bulabildik. Abim bu depodan bahsetmişti ama geç geldi aklıma. Diğerleri, Osman, hepsi hayatta. Sana kalsa hiçbirini ele vermezdin. Ama Osman'ı suçüstü yakalamak gene de senin peşini bırakmamakla mümkün oldu. Evet, bir daha tecrübe edeceksin. Arzu ettiğin gibi namuslu yaşamaya çalışacaksın. Bu defa daha kolay olacak. Sonra müdüriyete gel, ifadene ihtiyacım olacak. Şimdi gidebilirsin. Ya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar